Hepinize selamlar Fırat Savutay kanalının güzel takipçileri. Nasılsınız, iyi misiniz? Ben çok iyiyim. Bugün sevgili Yasin misafirim. Yasin'le beraber bugün İstanbul'un en iyi pilavcılarının ikincisini çekiyoruz. Evet. 3 yıl önce çekmiştik. Sevgili Yasin birinci olmuştu. Merhabalar, evet. Nasıl kardeşim? Çok özlemişim. Hasret kalmışım. 5-6 aydır yok mu? Yap şovunu. Aynen. Yap şovunu. Kitlen var burada. Yapacağız. Hele bugün şovun kralı var. Çünkü arkadaşlar birincisi Yasin'di. Ve biz de bilir kişiyle beraber bu sefer diğer popüler olanlara gideceğiz. Bu sefer tam bilindiklere gideceğiz. Öbüründe biraz daha butik yerlere gitmiştik. Bunda daha bilindik yerlere gideceğiz. Ve bilen bir kişiyle de değerlendirme yapacağız. Yanıldığımız yerler çıkacak mı? Doğru değerlendireceğiz mi? Bunları göreceğiz. Pohpohlanmayı seven bir insan olarak şu an bilirkişi sıfatı beni ayrıca bir pohpohladı. Tamam, çok havaya da girme. Getirdi. Çok havaya da girme. Devam edelim. Bakalım edelim neler mi? Olacak, neler bitecek. Hadi o zaman başlayalım. Neredeyiz abi? Tarihi Unkapanı pilavcısındayız ama Beşiktaş'takinde. Bu arada diğer Unkapanı pilavcısına da gideceğiz. Bu konuda çünkü kafa karışıklıkları var. Şahsen benim var. Benim de var. Onları da öğreneceğiz inşallah. Şimdi oradayız. Buraya geldik. Burada ben daha öncesinden bir defa yemişliğim var. Daha sonra bir daha yemedim. Bir kere yedim ben burada. Eyvallah. Sen hiç yemedin değil mi? Ben hiç yemedim. Sen hiç yemedin. Ben kendimi ihanet etmiyorum hiçbir yerde. Burada video için mi yedin yoksa? Yok, ben kendim gelip uğradım. Sana ihanet ettim burada. Abo. Hadi geçelim o zaman. Konuşacağız. Allah'ım, burnuma ne kadar güzel pilav kokusu geldi ya. Karşı bak, pilavımız geldi arkadaşlar. Bu arada biz geldik. Önden girişte konuşmadık ilk defa. Normalde hani pilav gelene kadar konuşuyorduk. Konuşmadık. Hızlı geldi. Hızlı geldi. Servis hızlı. Çok hızlı geldi. Açık ayran da söyledik hatta şöyle. Şunları da. İstiyorsanız bir pilavımızı gösterelim size tam bir. Sonra muhabbetimize girelim. Kardeşim. Kardeş. Pilav seviyorum ya. Ben de seviyorum Yasin. Vallahi seviyorum. Vallahi pilavı seviyorum. Nohutlu, tavuklu. Geldi bu arada standart olarak her yerde aynı şeyleri tüketeceğiz. Şeyi doğru değerlendirme yapabilirim. Aynen. Aynen öyle kardeş. Bu arada videonun devamında bugün biraz da böyle hani pilav ile ilgili merak edilen püf noktaları vereceğim abi. Vereceksin mi? Ekmeğinden edeceksin kendini ya. Yo 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 yo. Herkesin el lezzeti farklı. Hay Allah. Hadi bakalım. Ben yiyorum Yasin. Araçta kardeşim. Aha, döktüm lan. Peşte orada kardeşim. Evet Fırat'cığım. Karabiber döksek mi ya biraz? Vallahi. Ben karabiber döksem mi? Karabiber olur. Burada her şey var galiba. Bu ne? Karabiber. Hadi ben tavuktan alamadım bu arada. Böyle alamadım tavuk. Tavuğu fena değil. Tavuğun boyutları fazla. Bol. Sadece ya, biraz daha sıcak olabilir. Ya, atıyorum seninki gibi böyle bir ısıtıp. Yani şeyi yaşamadık. Şeyi yaşamadık mesela. Atıyorum bekletmedik. Evet. Ama bir tık evet. Isıda ama. Koku falan yok tavukta mesela bu arada. Tabloda yani bu ısıyı fazla abartamıyoruz. Evet. Yani tık bir sirkülasyon. Altından tencereyi bitirmen lazım. Yoksa bu ısı anca bu kadar. Değil mi? Fazlası çıkmaz çünkü altını yakar yoksa. Doğru. Benim kişisel tercihim bu. Tavuk tiftikleri daha küçük olunca daha böyle evet. Ağzıma tavuk tadı patlamıyor. Onu seviyorum. Hani pilavın önüne geçmemiş. Sen de öyle sunuyorsun zaten. Ben de öyle sunuyorsun. Burada mesela diri diri var. Yani burada fazla fazla bol bol koymuş bu arada. Yani aynen. Gerçekten hani fazla bol. Bu normal porsiyonumuz değil mi? Tabii tabii. Bize tabii. Özel yok. Değil. Yok. Götür. Turşuyu getirsene bir yersin. Oo. Turşuları da bir... Bu acı. Bu var ya bu. Emin misin? Bir tane atacağız oğlum Allah'ın emri. Şimdi Yasin senin işte onu diyordun mesela hani turşu olayını da seviyorum yani. Çok acı mıdır acaba sence bu? Olabilir kardeş. Ben şöyle atıyorum valla. Bak bak bak. Gaza geldim. Geliyor, geliyor, geliyor. Esselam. Selamünaleyküm. Bal gibi çıktı la. Bu arada şu çok önemli Yasin bence. Şimdi pilavı güzel olan böyle iyi pilav yapan yerler, işte çok iş iyi yapan yerlerde bu turşu diğer yanındaki ikram şeylerin bence güzel olması gerekiyor. Onların da tadının, lezzetinin falan olması gerekiyor yani. Diyorsun haklısın. Niye abi? Bak. Bu bir pilav değil. Bu bir ayran değil. Bunlar bir bütün. Evet. Bir pilav evet. Ayran veya aynen. Beraber hepsi diyorsun. Birinin desteklemesi lazım. Evet. Abi hani kırmızı olanlar acı çıkardı? Diğeri bal gibiydi. Allah mı? Bu da. Lan benim ziyaretlerim acısı fena değil. Lan algıda kırmızı acı görüyor insana galiba. Olabilir. Olabilir. Evet. Ay canlarım. Fırat abinin canları. Canım takipçilerim. Bu videoya gece izleyenler. Şu an var ya kuduruyorlardı ha. Bu vallahi sizler için. Yasin kardeşimi yürüyün değil mi? Ya bir şey söyleyeceğim. Bence bu arada diğer yerlerde az isteyelim ya. Ha, değil mi lan? Vallahi az isteyelim. Arkadaşlar porsiyon büyük bu arada. Ondan sonra. Götür. Abi pilav bu pilav. Bin yıldır her evde çorbadan çok pişen şey. Her suyun yemeğinin yanına pilav. DNA'mızda kodlanmış abi. Bundan sıkılmayız. Bak vallahi öğlen yersin, akşam da yersin. Pilavcı olunca ben. Bu arada fiyat kısmına geçeyim şimdi. Dur, ben tahmin edeyim mi? Bilmiyorum çünkü, bakmadım ben. Ha doğru bakmadım. Bu tavuklu pilav dedik. Evet. Ama nohut dışında ayrı istemedik. Kendi içinde geldi nohutu. Nohut 8 numara falan herhalde veya 9 numara. Koçbaşı dediğimiz durum değil ama güzel. Bu 35 diyorum. 30-35 arasında. Evet. 43.
az 37, porsiyon 43, az 37. Allah Allah. Porsiyon 43, king 63, ekstralar 12. King dedi herhalde double. Bayağı büyük. Ya bu arada porsiyonu fazla ama Yasin. Porsiyon büyük bence. Abi Allah var, tavuğu yabından fazla. Evet. Hani malzemeye yani tavuğu falan harbiden bol koymuş yani. Hiç kaçınmamış yani. Böyle tik tif tik tif edip şeyin üstüne koymamış. Bol bol üstüne. Ne alakası var ya? Oğlum tavuklu pilav böyle mi oluyormuş Yasin? Babacım. Ben hiç öyle bilmiyorum. Pilav arabasıyla diğer pilavcıları kıyaslamıyoruz. Şu an kıyaslamıyorum oğlum ben. İyi pilavcı seçmeye çalışıyoruz. Niye bana geliyor top ya? Ben seninle uğraşmayı seviyorum. Ayran ne kadar? Ayran da bakalım. Köpüklü ayranda 14 TL bu içtiğimiz ayranda. Bir şey diyeceğim. Bir şey diyeceğim. 60 liraya. Biri bana bunu açıklasın lütfen. Ya sen açıkla arkadaşım. Efendim. Dolar stabil kaç aydır? Doğru mu? Evet. Benzin oynaklık gösteriyor. Bir aşağı bir yukarı. Okey. Evet. Yahu ne oldu da tavuğa 8-9 lira zam geldi tek seferde dün. Ne oldu ya? Hadi özlem süresince anladık. Dolar arttı, o arttı. Arttı, arttı. Okey. Abi her şey şu an stabil. Değil mi? Niye? Biz niye öyle yüzde bilmem kaç zam yedik ya? Ve ben gördüğüm 10 yıldır sektördeyim. İlk defa bu seviyede büyük zam aldım. Harbi tek mi? Seferde. Ve düşün işte sen de. 3 günde bir zam geldiği dönemler doldu bu süreçte. Ama tek seferde bu kadar yüksek ilk defa gördüm. Değil mi? O yüzden abi 43 TL şu an evet bana fazla geliyor ama abi belki de şu an az bile. 3 yıl önce sen de tavuklu pilav yediğimde ne kadar vermiştim söyledim mi? 7,5 lira. 7,5 abi. Ben utanıyorum bu durumdan. Ben vallahi bu durumdan utanıyorum. Zam yaparken... Abi yapacak bir şey yok. Senin için çünkü o zaman verdiğin asgari ücret de şimdiki bir bak, değil. Biz aldığın tavuğun fiyatı şu an söylüyorsun. Biz zamı nasıl yapıyoruz biliyor musun? Zam yapacağız ya. Gider belli. Gelen zamlar da geldi bize. Ne kadar? 120. Yap 120. Yok abi. Müşterilere bilirler bizi. Soruyoruz. Arkadaşlar sence şu an bu kadar. Ne kadar olur? Ne kadar olabilirse gelebilirsin daha. Amaç orada sizlerin de, müşterilerimiz, misafirlerimiz diyoruz biz onlara. Alım gücünü görelim. Ona göre bir fiyat belirleyelim. Sadece kendimizi düşünmeyelim. İki tarafta mutlu olacağı bir politika diyoruz yıllardır. Harikasın ya. Muazzam. Yok, ben bu arada hep... Harikalığım için değil. Bu arada ben bitirdim. Ben bitirdim. Ben devam. Bence videodan ayrılmayın. Sürprizler olabilir ama nerelerde bilmiyorum. Öyleli. Ama hangi dakikada söylerim, ne yaparım? Ben şunu yedir miyim abi? Hiç belli olmaz, bekle. Yasin de gömsün, fiyatımızı da söyledik. 60 TL'ye o zaman tavuklu bu arada doyurur da. Ben onu da söyleyeyim. 60 lira mı? Niye 60'tı? 14 bu. Aa. Pardon, 60 etmiyor lan, çok özür dilerim. 14 bu, 43'ü 57 ediyor. Çok özür dilerim. Yok, bir şey yokmuş. Vay be. Vay be. Çünkü ben şeyi çok merak ediyorum. Ben asıl un kapanına da gideceğim. Oraya da gideceğim. Anladın mı? Hani ne fark var falan. Ya onu bir sorma şansınız olur mu? Onu bir öğrenelim ya. Öğrenirsek söyleriz. Tamam. Ya burada öğreniriz, ya orada öğreniriz, söyleriz. O zaman hemen diğer taraflara doğru yola çıkalım. Tamam. Tamam balım. Sen şey, devam et, ben bitireyim. Yok şu an ben bitiriyorum. Sen bitir. Ben sonra şey yapayım. Korkma. Korkma. Kaşığı yamulttun ya. O zaman biz de yemekten sonra geliyoruz kardeşlerim. Şimdi Beşiktaş'ta bulunan Baruthane Pilavcısı'na geldik. Evet. Ve burada arkadaşlar enteresan şeylerden biri de yine klasik tavuk pilav yiyeceğiz de gold pilav varmış Yasin. Gold pilav ha. Yani altın pilav var. Aman. Tabii ki bunu değerlendirme haricinde tutacağız. Tabii ama tabii ki bunu deneyecek miyiz, yiyecek miyiz? Tabii ki de zevkle. Bunu da deneyeceğiz. Zevkle. Hatta Nedim Bey de videomuzda bulunacak arkadaşlar. Eyvallah. Ondan sonra gold pilavında hatta muhabbet de dinleriz. Onunla da bir hazırlarız. Yaşa. Bugün ne yiyeceğiz? Şey güzel. Çekiriz. Hani pilavcılar arasında popüler bir pilavcıya gelip evet. Bu popülaritenin altını dolduruyor mu, ne yapıyor? Bunu da görmüş olacağız. Aynen öyle, aynen öyle. Başarı tesadüf değildir. Aynen. Kesinlikle. Kesinlikle ben de ona inanıyorum. Eyvallah. Yasin'cim. O zaman haydi bir an önce gidelim. Tavuklu pilav dışında da gold pilav için de heyecanlıyım. Buyurun. Şey yapacağım. Gold'a dişime takacağım. Kalsın orada. Seviyorum bu adamı. Ve sevgili Nedim Bey'in de yanına geldik. Selamlar. Çok teşekkür ederim. Nasılsın kral? Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyi misin? İyidir. 1,5-2 yıldır da görüşemiyorduk. Evet. Bu vesileyle de görüşmüş de olduk tekrardan. Pandemi de bitti. Pandemi de bitti. Şimdi biz normal klasik tavuk pilavını yiyeceğiz ama ben evet. Şeyi duydum burada. Gold pilav. Evet, gold pilav. Ne zaman yapmaya başladın? Ne zaman? 1,5 yıl falan oldu. Biz görüştükten sonra evet. Bu ürünü altı pilava döndük. Altı pilava dönmüşsün. Süper. O zaman onu da denemek istiyoruz. Tamam. Önce bir tavuklu pilavı hazırlayalım. Önce güzel bir tavuklu pilav hazırla. Bol karabiberli. Olur. Tamam. Olur. Ondan sonra altın pilav. Ondan sonra da altın pilavı yiyeceğim. Onu da gerçekten... Gold rice. Bugün ne yiyeceğiz? Bugün gold rice yiyeceğiz. Nerede? Tabii ki Baruthane pilavcısında. Yaklaş. Uzaklaş. Ya ben ne alırım ya? Bugün ne yiyeceğiz? Bugün pilav üstü tavuk pilav yiyeceğiz. Evet. Aşk var, her şey var. Sevgi var. Şöyle güzel bir bol karabiber. Pilavın olmazsa olmazı. Şimdi tavuğumuzu alalım. Şöyle pilavın içinden.
Makine gibi tiftik diyorsun ya. Şu an ben daha ilk parçadaydım ha. Kalbimizle. Kaşık alalım. He, burada buradan tadarak sonra yiyor. Tamam. Şöyle bir kaşık benim elimden. Tabii ki. Afiyet olsun. Şimdi masaya. Masaya gidiyoruz. Şey de rica edebilir miyim? Karabibersiz. Aa, bir dakika, ketçap atmadık. Tamam. Böyle. Biraz da ketçap. Karabibersiz pilav. Aynen. Bir de tavuklu. Karabibersiz. Tamam. Olur, o da tavuklu olur. Bizim Yasin yaşlandı iyice. Midesi ağrıyor. Midesi ağrıyor. Karabiber, marabiber yiyemiyor. Ama sade onun için. O zaman geçelim. Tatma kısımdayız. Evet abi. Çovlar yapıldı. Çovlar yapıldı. Pilav ya var. Bak şu an bu tam aslında şey gibi oldu Yasin. Asıl seyyar pilav arabaları var ya. He. Hani orada böyle bol karabiberini ketçabını atarsın. Bu o tarza döndü biraz. O sana olsun. Ben şuradan tavuklarımı alayım. Evet. El usulüyle. Çünkü Yasin Bey'in midesinin rahatsızlığını o yönde biliyorum. Bir de pilavın o tadını almak istiyorum abi. Ama işte karabiber mesela işte süslerinde de az tüketiliyor da karabiber nasıl ekstra vuruyor sana? Ben mesela oradayım. Aslında midemde sıkıntı var, ondan vuruyor. Ama ben bu arada yıllarca karabiberi mide yakan bir şey olduğunu zannediyordum. Sonra sektöre girince ki bu yakmayacaktır eminim. Abi meğersem bize çer çöp yediriyorlarmış. Ha. Yani eyvallah. Sektöre karabiber girince değilmiş koca yani. Paket o zamanlar 10 lira ben alıyorum 80 lira. Lan meğer biz karabiber yemiyormuşuz çoğu yerde. Ha, mesela olmuş aslında. Eyvallah. Afiyet olsun. Merakla tadacağım. Ben neyi alabilir miyim be? Tabii. Nohudumuz gayet güzel pişmiş. Nohut güzel pişmiş değil mi? Pilavımız tane tane. Anam bir içecek rica edeceğim. Ayran mı? Ne istiyorsun? Ayran. Ayran rica edebilir miyiz iki tane? Anam babam usulü tavuk pilav. Aynen. Yani bildiğimiz. Sadece ben bu taraf için keşke daha az karabiber koydursaydım. Paylaşabilirim kardeşim. Evet, evet. Çünkü şey acıdan böyle harman bir tat geliyor falan. Böyle bir de işte ağzı yakması falan filan değil de hani merak bir tık et. Daha az bir tık daha az koysaydım daha iyi olurdu. Ya tadı almıyorum şu an. Normal. Ya bu deyince asıl pilavın tadı. Bak kardeşlerim gel. Bak abicim pilav nasıl tane tane olur? Bir, iyi yıkamanız lazım pirinci. Çünkü pirinçte nişasta var. Evet. Ne kadar kusturursan o kadar iyi bir sonuç alırsın. Ama böyle ezmeden ha. İki, yarım saat bekletmen lazım. Suda yarım saat beklesin. Yıkadın, çıktı nişasta. Bir de bekleyerek çıktı abi. Kıvama geldi. Attın tencereye, iyi kavuracağız. Ama şöyle kavurmayacaksın. Bebek gibi. Bebek totosuna masaj yapar gibi böyle. Beline masaj yapar gibi. Pirinci kırmayacaksın. Kavurma süren ne kadar uzun olursa o kadar doğru verim alırsın. Tereyağı attın, pirinci dirileştirirsin. Kavurma esnasında tuzunu attın, kırılmasını engeller. Teşekkürler. Eyvallah. Kavurma esnasında tuzunu attığında kırılmayı daha da az engeller. En sonunda suyunu döktün mü abi? Soğuk su değil. Kılık veya sıcak su. Suyu da buluştuğu andan itibaren pirinçlerimiz çok fazla karıştırmayacaksın abi. Ne kadar karıştırırsan o kadar tutacaktır ve lapalaştıracaktır kendini. Ben buna ek bir şey daha ekleyebilir miyim? Buyurun. Tabii ki ya. Evet. Bekleyin. Bekliyorum. Ooo kalabalık. Herkes çıkıyor mu? Tamam mıdır? Görüşürüz. Bay bay. Sağ olun. Bir şey daha ekleyecektin. Heh. Takipçiler. Evet. Takipçiler geldi. Sağ olsunlar. Hazır mısın? Evet. Bilmediğin bir şey mi var? Var. Limon. Niye? Yapışmasını engellemesi, daha dirilik vermesi için ve rengi de beyazlaştırıyor. Canlılık katsın diye. O canlılığı arkadaşlar tereyağıyla alayabilirsiniz. Bu arada tereyağı atın dedim ya. Başta sadece tereyağıyla yaparsanız tereyağını yakarsınız. Evet. Az bir sıvı yağ ekleyin ki tereyağınızı yakmayın. Aroması patlamasın. Allah bilir. Bütün meslek sırrını verdim. Şimdi herkes pilavcı olabilir. Buyurun. Yok ama ben içine başka neler koyuyorum ben biliyorum. Aa, bir şey daha var. Doğru bir tercih daha lazım. Ney? Doğru tencere. Tenceresi çok pahalı ha. Granit. Ben ev dışını söylüyorum. Ev usulü için söylüyorum. Yapışmasını istemiyorsanız kavururken pirinç yapışıp böyle kırılmasını istemiyorsanız abi doğru tencere tercih de çok önemli. Değil mi? Arz ederim. Yasin bir şey diyeceğim. Ben doyacağım. Doymuyorum. Ben. Yine az porsiyon söylemedik abi. Abi sağ olsun dedim yani koca şeyle yaptı hani. Misafirperver karşıladı sağ olsun da. Gönlü geniş maşallah. Aynen. Ama bizim için ol değil. Biz böyle diğer yerlerde de yememiz için bizim aç bırakmamız lazım kendine. Ama Gold'u ne merak ediyorum var ya. Gold? İlginç. Bu arada sen hiç yenilebilir altın yemiş miydin Yasin? Yedim. Şey yapamadım. Havasını atamadım. Tüh. Tüh. Yürüyemedik. Gümüş. Bakır. Gümüş. Biz hepsini yedik bu arada. Sadece evime alıyorum. Yarı pahalanır diye. Biblolar, objeler. Harbi mi? Yalan. Fakir zorun biz. Öyle bir hayalim var. Arkadaşlar Gold gelsin o zaman biz de buradayız. Gold bizde. Bir hazırlık var şu an. Ooo altın şeyler falan geliyor. Geliyoruz arkadaşlar. Değişik bir hazırlık var. Birazdan geliyoruz. Hayır. Neyse. Allah Allah Allah. Değişik
bir hazırlanma var arkadaşlar. Alevler malevler falan filan. Taçlar maçlar. Şuna bak. Allah, acayip heyecanlandım ha. Değişik geldi yani. Hiç problem değil. Yanalım hocam. Şu saatten sonra ben okeyim yani. Ben okeyim. Hoşuna mı gitti Yiğit? Yanlan. Çok güzel. Alevleri görüyor muyuz Yiğit? Ben yutmayacağım. Altın altın dursun dişe sak. Eyvallah. Teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Ellerinize sağlık. Misafirperverlerin için, her şey için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bunu gelip yemek istediler. Ne kadar ücret ediyorlar? Ücret önemli değil. Gönüller bir olsun. Eyvallah. Eyvallah. Kapımız herkese açık yani, sıkıntı yok. Söylemedi. Geldiğinizde sorun. Şu an arkadaşlar biz 7 kişilik gidiyoruz. Ellerinize sağlık her şey için. Afiyet olsun. Teşekkür ederim. Yani şöyle bir şey için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Yani bu arada bu bizi özellikle aracı gerçekten de yapılıyor ve katılıyor. Evet. Hani orada da bir tekrardan açıp getirelim bilsinler. Sağ olun her şey için. Ellerinize sağlık. Tekrardan sana da misafirperlerin için, ekibine de teşekkür ederim. Ben sanırım Beşiktaş'ın delisi gibi böyle gezeceğim arkadaşlar dışarıda. Yani ben buymuşum. Ben bunu biliyoruz. Pilav artık kral. Kral. Pilav artık kral. Kardeş sana da altınlı pilavımızdan tattırayım. Ben paket yaptırdım bunu. Peran'ın atlasın düğününe. Atla da okutalım. Şaka bir yana. O zaman hadi devam edelim yemeği. Mecbur. Ne yapıyoruz? Şimdi eski şişman yine yeni şişman olan sevgili Yasin'le. yok. Yediğimizi Taksim meydanında değil de Taksim'de eritiyoruz. Meydanda değiliz şu an. Ama böyle ağır ağır yürüyerek. Ağır yürüyerek. Böyle bence erimez. Hiç erimesin. Bence böyle erimez. Hiç erimesin. Allah şimdi yürüyoruz arkadaşlar. Adam mekana popi doğru. Abi adam popi. Adam ünlü. Allah. Ama yok şu an gündüz. İnsan bir gururlanıyoruz. Kanka akşam olduğu zaman kimse fotoğraf çekilmiyor. Türk yok çünkü. Duydun mu lan? Bak ünlü sen kankam diyor. Bak bu hoş bir şey arkadaşlar. Eyvallah Yasin. Olarak eyvallah kardeşim. Keyif alıyorsun bundan yani. Eyvallah canım benim. Şimdi arkadaşlar yürüyoruz. Biraz daha yürüyeceğiz. Görüşürüz. Pilavcı. Nereye geldik Yasin? Tavuk pilav yiyemeyeceğimiz bir yere geldik. Niye? Çünkü bu abiler tavuk pilav vermiyor arkadaş. Sadece kuru ve... Kavurma. Kavurma. Doğru mu? Aynen öyle. Ama nereye kardeş, geldiğimizi de bir söyle. Ya ete kurban olayım ya. Nereye geldiğimizi söylemedin hala. Nereye geldik? Tarihi Kalkanoğlu pilavcısına geldik. Aynen Taksim'deyiz. Öyle. Bir videoda ben buraya gelmiştim. Google'a İstanbul en iyi pilavcı yazdığında gerilen yerlerden bir tanesiydi. Biz çıkmadık mı? Ne? Doğru. Ben de, bu adamı hak ediyorlar abi. Ondan sonra ben de şey yapmak istedim. Bu videoda da olmazsa olmaz abi. Bu videoda da kesinlikle olmaları gerektiğini düşünüyorum. Şöyle yapalım. Ha. Gittiğimiz yerde tavuk pilav yedik ya. Ama hep pilavı değerlendirdik. Tavuğun üstüne aroma kattık. Tar. Burada da pilavdan yürüyeceğiz yani. Evet tavuk yok ama biz gittiğimiz yerlerde genelde pilavdan yürüdüğümüz için no problem. Ben daha fazla dayanamayacağım. Abi et var ya. Et abi. Şöyle et bir ya. Gösterelim lan. Dur lan. Vallahi hiç göstermedik. Şu an gösteremeyeceğim. Ben... Bak, beni kayıtta her mısın, nerede dur, duyuyor ve izliyorsan Allah'ım sana da bu lezzetten yemeği nasip etsin. Çok iyi. Ya işte bu... Bak tereyağı mı yiyorsun, pilav yemiyorsun. Sade pilavda net olarak tereyağını buram buram yiyorsun. Evet. Ekmek arasına koymuşsun, tereyağını yiyorsun. Şimdi onu şey diyeceğim Yasin. Bu iyi bir şey mi, olumlu bir şey mi? Hani nasıl? Hani bu kadar yoğun tereyağı hissetmek kimine göre iyi, kimine göre güzel bu mi? Bu tamamen işletme politikası. Bu adam diyor ki ben bol tereyağlı kavurma veriyorum. Başka bir şey vermiyorum. Eyvallah. Sen damak de bol tereyağlı seviyorsan. Spesifik damak tadına hitap ediyorum. Beni böyle seven ancak gelir yer. Ama biz ne yapıyoruz? Hı. Daha herkes yiyebilsin. Genele. Çünkü bu herkes bence... yiyebileceği değil. Değil. Yani buram buram tereyağı patlıyor. Mesela benim ablam tereyağı yemez. Evet. Öldürüyemez. Çok güzel bir şey ama ona göre değil. Biz orada seçmiyoruz ama abiler seçiyorlar. Diyorlar ki kardeş bu lezzeti sevebilecek olan insan gelsin. O yüzden gerçekten bu doğru öyle mu yanlış mı? Aynen giremez öyle. Rengi de zaten şöyle biraz daha yakından gösterelim. Gel Yiğit'ciğim. Bak rengi de zaten pilavının rengi tereyağının rengi yani. Tereyağı rengini evet, vermiş direkt. Gerçek et suyu bulunuyor. Ne diyorsun? Tabağımdan çaldı ya. Gerçek et suyu geliyor. Gördünüz diyorum mü? Gördünüz mü? Yok. Gördüler. Hayır. Gerçek et suyu var bu arada. Tamam. Bence. Et var. Et ne suyu? Pilavda da. Valla ben tereyağından onu alamıyorum. Onu söyleyeyim. Alıyorum. Kavurma nasıl? Gel ya. Et yiyince ben umutlu olurum.
Allah senden razı olsun. Bu imkanı verdiğin için. Ne demek sen kardeş? Sağ ol, doğru olsun. Gelip yiyemiyordun yoğunluktan dolayı. Kardeş az evvel Beşiktaş'taydık. Ben en son 7 sene önce Beşiktaş'a gitmişim. Ya Taksim'e geldik. Yine en son bir ben sahur videosu vardı. Şuradan bulabilirsiniz. Doğru söylüyorsun. En son Taksim'e sahur videosunda gelmişim. Şey sahur değil, Taksim değil. Gece, Taksim'in gece lezzetleri. Sorry. Büfeleri denedik. Büfeleri denedik. Sayın ama hem gezdik hem yedik. Eyvallah. Evet. Eyvallah. Bu arada plan burada mesela bunun 2-3 sokağında da hakiki Karadeniz lokantası vardır. Orada da gerçekten güzel ev yemekleri falan vardır Karadeniz yemeği de. Ama şu an harbiden tam bir Karadeniz pilavı yiyorsun yani Yasin. Valla çok güzel. Gerçekten yedim. Karadeniz pilavı yiyorsun. Yani aramızda yiyemeyenler vardır. Falandır, filandır. Abi al lan al ya. Al ya. Kavurma al ya. Oğlum deseydin Ali tabak kavurma söylerdim pilav sana. Pilav da söyle. Pilav da söyle. Poşet içer misin? Yok. Ha? Sevmem. Şöyle bir şekerini yükselttim tavan yaptırayım mı iyice? Valla bir hoşaf iç ya. Bir hoşaf içsene. Geliyor ağzıma çıkmıyor bazı kelimeler. Abi pardon. Pilav abi. Güzel mi? Oğlum başka yerlerde yemezsin bana ya. Bana abi? Kötü kötü şeyler yiyeceğim. En lezzetli bir şey yiyeyim en azından. Ne yani diyorsun? Sen gittiğimiz yerleri kötü mü diyorsun? Kötü kötü şeyler yiyeceğimize. Geçmiş zaman değil. Gelecek zaman. Bulmuşum yakalamışım yiyeyim abi. Nasıl patlatıyordum ama Yasin'i? Ne gibi? Çökmedim. Çökemezsin abi. Ben esnafım kardeş. Bizim işini düzgün yapan herkese saygımız var. Başka şansı yok. Sadece hani videonun başında dedik ya bilirkişi haşa öyle bir adam da değiliz. Tam maktabına uyar uymaz. Sen hep onu yapıyorsun. Tabii balım. Sen gurme misin abi? Değilim. Ne ben diyorsun? Ben gurme değilim. Damak aynen tadıma mi uydu uymadı. Bunu söylüyorum. Kesinlikle. Bitti. Kesinlikle kardeşim. Damak zevkine gayet uyan, gerçekten Türkiye sınırları içerisinde yiyeceğiniz güzel pilavlarda. Sen konuş. Aba. 6-7 kaşık. Sen var ya diğer mekanlarda ondan az yedin burada yemek için. Sen nasıl bir sinsirellasın ya? Sen konuşsana abi buraya. Sen beni çekme abi. Onun için ardından götüreyim ben. Abo. İyi ki de 6 ayda bir geliyorum videoya. Vallahi arkadaşlığımız biter biz seninle. Arkadaşlar şu an beni savunmanız lazım. Ben sizdenim. Laflara bak. Hep ben nerede? Uzayda mıyım ya ben? Sen ne kafa sallıyorsun Yiğit? Hayırdır lan? Abi sen ünlüsün. Ben çakma Beyazıt Öztürk. Arkadaşlar bu adam ünlü. Biz de aynı kulvarda değiliz. Kusura bakmasın kimse. Sen ünlüsün abi. Bak yürüyemedik. Bende de bir şey var mı? Yok. Tabii ki farklıyız. Diyorsa ben uzaylı mıyım? Hayır sen ünlüsün abi. Biz halkız. Ben de halkım oğlum. Ben uzaydan mıyım? Ben şu an bana yükleniyorsun. Ben halkın ta kendisiyim. Şu an halka yükleniyorsun. Halka. Suyun var mı sana zahmet. Pilav yiyeceksin mi harbiden? Valla video sonra yiyeceğim. Video sonra yiyeceksin mi? Videodan sonra yiyeceğim. Harbi mi yiyeceksin? Valla. Sen yemeyeceksin abi. Ben yemeyeceğim abi. Tadı damağımda kalsın. Ben diğer tarafları da yiyeceğim. Ben yemeyeceğim. Arkadaşlar burada harbiden 10 numara bir pilav yedik. Fiyatı da söyleriz. Senin işinle alakalı merak ediyorum ha. İnsanlar kaç para satıyorlar diye. 50 falan diye biliyorum ama yanlış yönlendirmeyeyim. O zaman kardeşlerim biz şurayı Yasin gömüp, yine bir tamamen... Gömüp gelmiyoruz. Biz videoda tekrar bir gömüyoruz. İkinciye inşallah. Sonra işte bakıyoruz yolumuza. Evet sonra da fiyatla geliyorum ben. Kardeşlerim. Sağ ve un kapanına geldik. Meşhur un kapanı pilavcısına. Ben ilk defa burada yiyeceğim. Yasin daha önceymiş. Ben çok geçtim önünden ama nasip olmadı. Abi İstanbul'da bu bizim şu anki bildiğimiz pilavcı furyasını ateşleyen, baştan... Ateşleyen yer değil mi? Yani atıyorum ben 10 yıllığım. Diğer eskisi 15 yıllık ama bu adamlar 30 yıldır buradalar abi. 30 yıldır buradalar. Öyleymiş. Un kapanında hatta bir ara şu an hala öyle mi bilmiyorum. Uzaklaştım biraz sektörden. Sektörün içinde ama buradan uzaklaştım. Ha. İstanbul'da yapılacaklar listesinde olan bir şeydi yani. Gece gelip burada pilav yemek. Burada türlü türlü aralar görürdün yani. Envai çeşit. En lüksünden en beterine kadar yani. Hepsi. Burası İstanbul'da yapılacaklar listesinde gece un kapanı pilavcısında yemek yemen lazımdı yani. O kadar güzel, o kadar meşhur. Yani. Meşhurdu. Bak güzellik ayrı. Meşhurdu yani. Meşhurdu yani. Aynen. Eyvallah. Ben ilk defa yiyeceğim. Bak bu arada şöyle ayran sunumu ayrı bir... Evet. Bende bir şey aldı ha. Şey gitti. O eski çocukluğuna gittin değil mi? Senin köyün var mı? Ya. Ha. Zengin. Yok. Bizim köydeki bardaklara benzettim. Ben bayağı geçmişe gittim. Köyde ben askerdeki bardak işte. Yok yani. Köy. Soğutmayalım bence. Soğutmayalım, yiyelim arkadaşlar. Bu arada dur o şeylere geleceğiz. Diğer un kapanılarla olan muhabbetine de geleceğim ben. Ben içmem ki bir daha ayranla. Biliyorum. Ben içerim, sıkıntı yok. Ya ben böyle bir adam görmedim ya. Sonra bana diyorsun ki videoda yüklenme. Ya ben sana nasıl yüklenmeyeyim Yasin? Yani sana yüklenmem için her şeyi yapıyorsun kardeşim ya. Söyle bir kaç kuruştur bir ayran ya. Mesela o mu? Pislikten boğazına, mi? Boğazına kalmıştı. Ne yapayım? Merak ettim öyle deyince. Arkadaşlar şimdi biz şeyi sorduk. Şimdi Beşiktaş'ta meşhur un kapanı pilavcısı var. Tarihi un kapanı pilavcısı var. Çok var. Buralarda da meşhur un kapanı pilavcısı çok. Aynen. Sonradan bunlar çok büyük bir aileymiş. Bir kafamız karıştı yani. Evet. Sonra beyefendiye sorduk dedi ki çok büyük bir aileyiz. Herkes kendi dükkanını açtı ondan sonra. Mesele ama... meşhur olan evet. Bizim yani geçmişten gelen meşhur un kapanı pilavcısı. Aynen. Mesela dinlen Beşiktaş'taki oymuş. Tarihiymiş o. O tarihi. O başka. Bu meşhur. Aynen. Hani öyle bir fark varmış onu da belirtelim. Yani aslında hepsi aynı aileden ama tekil değil. Yani bir kişinin değil. Aynen. Bura bir kardeşin, ora bir kardeşin. O şekilde yapmışlar. Maşallah. Allah herkesin üstünü bol versin. Ayran içer misin? Ya git ya. Bana ayran söyle lan. Oh, demir tasla. Ya böyle bir şey olamaz ya. Bana ayran söyler misin ya? Kimse yok.
Kardeşim geliyor. Nasıl? Kanka gerçekten tat da eski. Bu çok kaliteli bir araba lezzeti var bunda. Doğru aynen, muyum? Aynen. Doğru bir tespit mi? Pilav arabası. Ha? Aynen öyle. Hala araba geleneği devam ediyor bu araba. Evet, araba orada duruyor. 10-12 yıl önce Taksim'de geceleri böyle duran arabacılar vardı. Ben çok severdim onların pilavlarını falan böyle. Hani harbiden çok lezzetli olurdu arkadaşlar. Şey bildiniz, meydanda böyle İstanbul'da eskiler bilir, bana yaşı yakın olanlar. Otobüs durakları vardı meydanda. O durakların orada böyle bir iki tane abi dururdu. Mecidiyeköy. Mecidiyeköy'de ayrı. Onlar da mesela akraba. Ben konuşmuştum onlarla. Mecidiyeköy'de de metrobüsün oradaki de gerçekten çok güzeldi. Ben o duraklardakileri de çok seviyordum. Yalan olmasın, o dönem 2,5-3 liraya kardeşim tavuk pilav ayranı ne güzelmiş gömüyordum. Ya. Hayat ne kadar kolaymış ya. 2,5-3 TL. Ha o zaman şimdi büyük para değil ha. Yine hani gayet güzel. Ben şimdi yani onu diyecektim. Hani şey diyemezsiniz arkadaşlar. O zaman 3 lirası ama şimdi işte 50 lirasına denk öyle bir şey yok. 15-20 lirası max. 15 lirası. 10 en fazla 10. Bence en fazla 10. Özledim. En fazla 10. Ama ayran gerçekten arkadaşlar, ayran da yani işte ben böyle seviyorum. Mesela burada çok isterdim 10-15 yıl önce yiyip sonra tekrardan denemeyi çok isterdim. Niye biliyor musun? Yani tahmin edebiliyorum. Bu lezzet sürekli gelmiş. Gelmiş mi? Denedim. Tam 13 yıl önce. Ciddi misin? Bir gece saat 1.30-2 civarında evde otururken ne yapalım Caner deyip hadi basalım 10 kafana gidip pilav yiyelim dedik ve geldik. Tam 13 sene önce. 13 sene önce? Evet. Hatırlamak zor ama yani. Yok yok, net net. Abi bunu yedim. Harbi mi? He valla. Yorumları yani söyleyeyim. Ya Yasin Allah, 13 yıl önce nasıl hatırladın ama tat hafızası diye bir hafıza var. Abi buluyor. Hatta nohudun boyu bile aynı ya. Ciddi misin? Ben tabanda nohut yok ama olsun. Var. Ya ben şey yakıştırıyorum ya, pilavcı pilavında daha doğrusu. Koçbaşı nohut dediğimiz boyut var. 12 numara, 11 numara. Hani böyle nohut böyle büyük ve iri olsun ve dişi değsin yani. Burada araya kaynayıp gidiyor. Mesela bana bu hitap etmiyor mesela. Anladım. Ama bugün yediğim her yerde neredeyse bu nohut vardı. Bir ona şaşırdım mesela. Nerede büyüktü? Bir yerde büyük falan dedi fena değil. Tarihin kapanında mı büyüktü? Bana diyor, ateş ediyor. Peki sana benim un kapanı ile ilgili bir anımı anlatayım. Un kapanı arkadaşlar İmeci Plakçılar Çarşısı. İşte geçmişteki birçok arabeskçi ünlülerin çıktığı yerler evet, burada evet, böyle. Evet. Plakçılar burada böyle sürekli müzik sesleri yükselir, şey yapar. Hatta neydi? Neredesin Firuze? Neredesin Firuze? En iyi anlatan filmdir. Onu en iyi anlatan filmdir o da. O dönemi ondan merak edenler onu izlese. Aynen onu izleyebilirsiniz. Ben de o ara işte bir Mefisto Kitap Evi'nde çalışıyorum. Orada da biz müzik CD'leri satıyoruz ama oranın güzelliği neydi biliyor musun bir de? Orada müzikte de gerçekten çok böyle eski nadir bulunabilecek CD'ler bulabiliyordun böyle az basımlı. Hani çok şey olmayan. Onları almak için de buraya geliyordun. CD mi kaset mi? CD. CD. CD'ye geçmişiz. He CD'ye geçtik de ama yine de işte o mesela o kayıtlar eski kayıtlar duruyor. Onu CD'ye almışlar. İşte kalan müzik falan vardı. Onlar falan genellikle yapar. Ya da başka böyle az nadir böyle yani. Bir tane iki tane bulabilirsin. Onlar da harbiden bulunuyordu orada. Ve ben buraya gelirdim. Buradaydı onların toptancısı. Ben taksiyatla, kolilerle burada böyle taşımaya gelirdim. Ayrı bir dünya burası gerçekten. Şu an ne yapıyor acaba burası ya? Mesela şu an ya işte şeyler şey falan var. Nedir yani mesela? Plak çarşısı var mı hala acaba? Var. İşte o şekilde toptan CD plak satan yerler var. Ama müzik doldurma etme stüdyosu kaldı mı oraya pek hakim değilim. İşte halıcılar var. Abi değişik bir dünyada. Hala enstrüman satan. Ha bak enstrüman dönmüş olabilir. Şu an karşımda görüyorum. Birçok dükkan enstrüman satıyor olabilir şu evet, an. Evet. Burada da enstrüman falan satıyorlar. Yani müziğin bir ruhu var ama tabi eski ruh nerede? Allah tüm esnaf arkadaşlarımızdan razı olsun. Allah kimsenin emeğini boşa çıkarmasın. Herkes rızkını yesin. Abi. Pilav pilavdır abi. Bunun kötü yapma şansın yoktur. Nedir? Bazı nüanslar farklı. Aa Karadeniz pilavcısının fiyatını söylemeyi unuttuk. Kaç paraydı ki? 75 TL. Yani 70'li biz yediğimizde de zam geliyormuş. 75 oluyormuş. O karışık tabak 75 oluyormuş. Ondan sonra. Orada da konuştuk. Vallahi engelleyemiyoruz. Zamları yani gerçekten. Bak çoğu esnaf diyebilirim. İstisnalar var. İnanın abi fırsatçılık yapmıyoruz. Yani onu zaten hissediyorsun bu, yapanla. İçi, bu... Yine bunu aldın içeceksin sandım. Vallahi kafanda kırıyordum ha. Başka ayranım var ya. Burada da bir öğrenelim fiyatı. Hemen kraldan öğrenip geliyoruz. Hadi bakalım. Kim gidiyor? Kardeşlerim tavuklu pilav 35 TL. Şu konjektörde çok okey bir fiyat. Evet. 10 TL'de bunun fiyatı. Evet. Bu arada biz yarım porsiyon yedik. Bu bir porsiyon değil. Yani bir porsiyon daha büyük. Bu yarım. Şu an yediğimiz yarım. Bilginiz olsun. Ayranın da fiyatı 10 TL. Toplam 45 TL. Tamam işte ya. 45 artı psikolojik sınır aslında bu tür şeylerde. Yeni psikoloji 20'ydi ya uygun fiyat. Şimdi 50 falan hani daha şey oluyor. 45 TL'ye. Tüm psikolojik sınırları deler geçeriz merak etme. O zaman şey geçelim mi? Çıkışta ne yapacağız? Değerlendireceğiz. Hangisini en sevdiğim damak zevkimize uydu? Hangisi damak zevkimize biraz daha uzak? Eyvallah. Yani orada şey yapacağız. O zaman haydi kardeşlerim geçelim. Benim için bu kısmı biraz zor olacak. Çünkü hepimiz meslektaşız. Ya yok kankam ama şurada, bir damak zevki var. Var. Var bir insanların damak hani zevki hem var. Hem damak zevki var hem ürün bilgisi var. Onları evet, birleştirince evet, ama aslında damak zevkinde benim için birincisi abi açık ara farkla kalkan olup ilacısı. Eyvallah.
Yani, alkış. Ama orada da keşke pirinçler böyle biraz daha kırık olmasa, biraz daha biraz daha üst segment bir pirinç mi diyor? Gibi. Bana öyle geldi. Bana öyle geldi sanki. Tereyağısı çünkü güzeldi. Tereyağı kaliteli. Tereyağdan hani bir şey yapmamışlar. Lezzette abi ağzına patlaya patlaya git ye. Doya doya. Eyvallah. İkincisi tarihi un kapan pilavcısı Beşiktaş'taki. Evet. O bana biraz daha yakın geldi. Üçüncüsü Barutane pilavcısı benim için. Ha, orada da esnaflık, karşılama, ilgi, alaka açık ara farkla Barutane pilavcısı Nedim bir numara. Adam esnaflıkta bak orada esnaflığı seçersek Nedim bir numara. Eyvallah. Ama lezzette 3 numara o, 4 numara da abi meşhur en son yediğimiz un kapanı. Un kapanı pilavcısı. Son yediğin için. Yok. Son yediğin için mi? Ya pirinç kolay görünür ama zordur. Evet. Orada birkaç nüans var. O da demek ki eyvallah. Büyük. Ne kadar büyürse tencere o kadar pirinç lezzeti kaybeder. Pirinç özgür pişmeyi sever abi. Bazı yerler bunu yapmıyorlar. Sloganı duydunuz. Pirinç özgür pişmeyi sever arkadaşlar. Yasin Gürtürk. Şimdi kanka dediğin gibi Kalkanoğlu pilavcısı gerçekten senin apayrı bir lezzeti var, tamam mı? Ondan sonra yani orayı ben sıralamada hani ayrı bir tutuyorum. Yani oranın tarzı da biraz farklı yani. Sunum tarz falan oranın lezzeti ayrı. Ama benzerle şu an bu gittiğimiz benzer yerdeki damak zevki olarak dediğin gibi tarihi un kapanı pilavcısıyla mesela bende de burası böyle bir yan yana gibi. Yani Kalkanoğlu'nun hani birlikten ziyade tarihi un kapanıyla bu meşhur un kapanı yan yana hemen bir altı şey Barutane gibi. Eyvallah. Yani gerçi Barutane dediğin gibi biraz daha onun lezzet şeyi falan böyle aroma da farklı. Arkadaşlar lezzetler aslında yakın birbirine çok yakın. Uçurum yok. Uçurum yok bu arada yani gerçekten bunların... Ha, uçurum tarihi Kalkanoğlu'nda var, o da tereyağlı bazlı abi. Ha, yani onun için ben Kalkanoğlu'nu bir tık farklı, tarzı da farklı çünkü onun sunum ve tarz da farklı olduğu için şey yapıyorum. Ama bu üçüne geldiğiniz zaman zaten lezzetli bir pilav yiyeceksiniz. Yani şu an en iyilerin arasında seçim yapmak yani sadece zorluyor. Ama dediğin gibi tarihi un kapanı ilk sıraya alırsak yani Barutane ile bura arasında gidip geliyorum. Buraları aynı anda ikisini aynı yere koyabilirim yani. Dediğim gibi lezzet açısından aslında Barutane bir tık daha öne geçiyor gibi yani. Barutane'nin aslında ama burada da ya kafam çok karışık ya. Aynı diyelim. Aynı olabilir ya. Aynı olabilir. Aynı olabilir. Ya çünkü buraya şöyle haksızlık hissetmek istemiyorum. Çok yedik, çok yedik. İştahlı yedik. Ondan sonra burada böyle 2-3 kaşık böyle tattık. O benim kafamı karıştırdı. Aşkım hızlıca 1-2-3. Uzatmaya gerek yok. Kalkanoğlu'nu ayırdım. Kalkanoğlu ayrı bir tarz. Tamam. Arkadaşlar onu ayırıyorum. Tamam. Gerçekten güzel oluyor. Bu üçlünün arasında birinciyi ben tarihi un kapanına koyarım. Okey. İkinciyi Barutane'ye koyarım. İki. Üçüncü de un kapanı pilavcısı yaparım. Aynı yerdeyiz. Aynı yerdeyiz hemen hemen. Aynı yerdeyiz. Kardeşlerim. Bu videonun daha sonuna geldik. Yasin'im sana da tekrardan teşekkür ederim. Eyvallah. Teklifimi kırmadın. Dedim serinin ikincisini çekeceğim. Gelir misin? O da beni. Ne? Koşarak, uçarak. Koşarak geldi. Yani hiç ikiletmedi bile yani. Çünkü hazırmış. Hasret giderdik. Hasret de giderdik. Valla izleyen herkesten Allah razı olsun. Bizi misafir eden de tüm esnafa tekrardan teşekkür ediyoruz. Hepsine dediğimiz gibi gönlünce gidebilirsiniz. Hepsinin ayrı bir lezzet, ayrı bir tat vardı arkadaşlar. İşin bizim de hakkını veren tüm esnaflardan sonsuz teşekkürler. Evet. Abi esnafa sahip çıkın. Bak esnafa sahip çıkın. Vallahi esnaf zorda. Teşekkürler Yasin. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay. Oğlum güç.